Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba konuğum AK Parti Aydın Milletvekili aday adayı Umut Tuncer ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Emin Bey. Hocam biz akademisyen Umut Tuncer'i, işte bürokrat Umut Tuncer'i tanıyoruz. Burada defalarca kez sizinle televizyon programları yaptık. Şehir de sizi tanıyor fakat siyasetçi Umut Tuncer ile ilgili çok bir fikri yok izleyicilerimizin. Umut Tuncer kimdir? Siyasetçi Umut Tuncer kimdir? Siyasetle ilişkisi ne zaman başlamıştır? Neden siyasetle ilgilenir? Yaklaşık 20 yıllık akademik kariyerim var. Üniversite deneyimim var. 3 yıllık da İl Kültür Turizm Müdürlüğü göreviyle memleketim Aydın'a hizmet etme fırsatım oldu. Onun dışında tabii organik bir siyasi, organik bir aktör olarak ilgili duyuruları da yeni yaptık. İlgili başvurularımızı yeni yaptık. Şehir bu anlamda evet beni yeni tanıyor olabilir. Ancak ben 2002 yılında Antalya'da kurucu Gençlik Kolları İl Teşkilatı'nda çalışmış. Üniversite kariyerim boyunca 2007 yılında araştırma görevlisi olarak Akdeniz Üniversitesi'nde başladım. 2020 yılına kadar Adnan Menderes Üniversitesi devam eden süreçte üniversitelerimizdeki AK Parti teşkilatlarımız ÜNİAK akademik danışmanlığıyla durmaksızın 13 yıl boyunca akademik yönüyle ÜNİAK'ın hamileğini yürüttüm. Yine çok sayıda siyasetçimize hem Antalya'daki çalışma süremde üniversitede hem de Aydın'da 2015'ten bu yana üniversitelerdeki çalışma sürem boyunca çok sayıda akademisyenimize, çok sayıda siyasimize siyasal iletişim danışmanlığı yaptım. 2019 seçimlerinde de hem il teşkilatımız hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Milletvekilimiz Mustafa Savaş Beyefendi'ye de siyasal danışmanlıklarımız oldu. Dolayısıyla ben aslında siyaset bilimci, siyasal iletişimci olarak aktif siyasetin de sürekli içindeydim. Dolayısıyla benim için neredeyse 20 yıllık olgunlaşmış bir ardalanın çıktısı oldu milletvekili aday adaylığı başvuru sürecim. Evet hocam, neden siyasetle ilgileniyor Umut Tuncer? Çünkü aslında bu memleket derdini içinde hissetmeniz, memleketi nasıl daha iyi noktaya getiririm açısından omuzlamanız gereken yükleri analiz ettiğiniz bir sürecin devamı oluyor. Derdiniz var, bu konuda kaygılarınız var, bu konuda toplumu ilerletmek için inisiyatif almak açısından sürekli beslediğiniz bir enerjiniz var. Aslında işte bunun kaçınılmaz bir sonucu en güçlü hizmet etme yöntemlerini arayışla sonuçlanıyor. Onun için de bir milletvekilliği temsiliyeti daha güçlü bir pozisyonla memleketi kalkındırmak için uygun bir pozisyon. Hocam Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek. 28. dönemde milletvekilleri belirlenecek. Siz de milletvekili aday adayısınız. İşte kısmet olursa aday olacaksınız. Yine kısmet olursa milletvekili seçileceksiniz. Yani bu genel seçim sürecini hem bir aktif, sürecin içindeki aktif bir aday olarak hem de böyle siyasal iletişimci olarak, bir gözlemci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke nasıl bir genel seçim sürecine gidiyor? Ben bir siyasal iletişimci olarak akademisyen kimliğimle şunu söylemek isterim. Cumhuriyet tarihinin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en kritik seçimi olarak değerlendiriyorum 2023 seçimlerini. Çünkü burada sadece temel olarak değerlendirdiğinizde işte iktidar partisi, muhalefet ve muhalefetin oluşturduğu masa arasındaki seçim mücadelesi olarak bakarsanız evet, olaya eksik değerlendirmiş olursunuz. Burada tabii ki bize göre manevi olarak hak ile batılın ama reel ve ideolojik olarak da milli ve gayrimillinin mücadelesi var. Evet. Aslında bu ideolojik mücadele içinde cumhuriyetimizi bekleyen cumhuriyet tarihindeki tüm tehlikeli virajların içinde en tehlikelisine ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü bugün geldiğimiz noktada gayrimillinin neyi ifade ettiği aslında sadece jeopolitik açıdan değerlendirdiğinizde değil, sınırlarımız içinde de son derece travmatik bir süreci yaşatmaya aslında altyapı sağlayan bir ideolojik yaklaşıma sahip altılı masa ve ortakları. Aslında altılı masa dediğimizde işte buzdağının görünen yüzü gibi bir masaüstü ve buzdağının görünmeyen yüzü gibi aslında masa üstünden çok daha fazlasını, çok daha karmaşık bir ilişkiler ağını anlatan alt kısmı masanın altı var. Bugün masanın aktörlerini biliyoruz. İşte artı bir kontenjan üyeleri var. HDP, herkes bugün Türkiye'de şu konuda en azından mutabakat sağlamış durumda. Evet. HDP, PKK'la
organik ilişkileri olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla masanın üstündeki ortaklarla ilgili, duruşlarıyla ilgili, fikir ve kanaatleriyle ilgili zaten ortalama bir Türk vatandaşı yeterince bilgi birikimine sahip. Fakat görünmeyen kısımda aslında bugün uluslararası güçlerin, güç odaklarının yaptığı açıklamaları bile takip etsek ne kadar büyük bir tehdit altında olduğumuzu görürüz. Mesela yakın zamanda Karabağ, sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harut Yunyan'ın bir açıklaması var. 15 Mayıs'tan sonra Dağlık Karabağ'ı kendi elleriyle bize teslim edecekler. Şimdi Ermenistan'dan gelen bu açıklamanın neyi ifade ettiği? İşte mesela Yunanistan'ın çok meşhur bir spikeri var, Ioannis Theodoratos. Yaptığı bir açıklamada 15 Mayıs'tan sonra Yunanistan'ın Adalar Denizi ile Ege Denizi ile ilgili kaygılanmasına gerek kalmayacak. Hatta belki de F-35'leri satın almak için bütçe ayırmamıza bile gerek kalmayacak söylemleri var. Avrupa Birliği'nin çeşitli sinir uçlarından gelen Türkiye'de yerel yönetimlerde özerklik deklarasyonunun kabul edilmesini 15 Mayıs'tan sonra bekledikleri açıklamalar var. Bu yerel yönetimlerde özerklik deklarasyonunu birazdan açmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Türkiye'de biz rejimi muhalefeti destekleyerek rejim değişikliğini gerçekleştireceğiz açıklamaları var. Evet. Yani Gladio'nun, CIA'nin, uluslararası para kartellerinin, Sorosçuların, Siyonistlerin çok derin ve karmaşık bir güç ağı içinde kurulmuş ilişkilerin açıkçası Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki davamıza karşı bir tutumu var. Peki neden bu tutumu alıyorlar? Bu tutumu alıyorlar çünkü biz bugün Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Adalar Deniz'de, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz politikalar uluslararası güçleri son derece rahatsız ediyor. Çünkü uluslararası güç seviyesine erişmiş, kendi çıkarları, memleket milli çıkarları doğrultusunda hareket eden bir Türkiye haliyle bölgede çıkar çatışmasına neden oluyor. Evet. Bu çatışma uluslararası güçleri rahatsız ediyor ve en buldukları en kolay, en somut baskıyı yok etme yöntemi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bertaraf etmek. Aynen öyle, bertaraf etmek. Bunun için de muhalefet partilerinin gücünü aldığı buzdağının altında olan bir görünmez ilişkiler ağı var. Bakın Hakan Şükür, Emre Uslu gibi tescilli FETÖ'cülerin yaptıkları açıklamalara bakın. Sosyal medya hesaplarında hepsi duruyor. 15 Mayıs'ta alınmış uçak biletlerini yayınlıyorlar. Yani İBDAC'e, DHKPC, PKK, FETÖ sadece yerel örgütlenmesine baktığınızda masanın altında tehlikenin büyüklüğünü görebilirsiniz. Yerel yönetimler deklarasyonu nedir biliyor musunuz? Yerel yönetimlerde özerklik. Evet, onu soracaktım hocam. Siz demin açarım demiştiniz. Son derece kritik bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortaklarının da defalarca kez YouTube'da, Twitter'da ya da Google'da tarayın zaten karşınıza çıkacak. Defalarca kez yaptıkları bir açıklama bu. Yerel yönetimlerde özerkliği kabul edeceğiz. Yerel yönetimlerde özerklik deklarasyonunu Google'da yine tarayarak Avrupa Birliği meclislerinde onaylanmış orijinal metni Türkçe olarak bulabilirsiniz. Türkçe de yayınlanmış. Okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Yerel yönetimlere bütçe özerkliği, yasama özerkliği, yürütme özerkliği veriyor. Bu aslında neyi ifade ediyor? De facto yöntemlerle bölgesel devletler kurmanın evet. önünü açan bir yasal evet. düzenleme bu. Adam asabilir, para basabilirsiniz diyor yerel yönetimler. Harika bir bence deyim oldu. Evet, yerel yönetimlerde özellik. Fakat burada sadece acaba Güneydoğu bölgemiz için bir PKK'nın güdümünde bir devlet yapılanması mı hedefleniyor? Yoksa başka hedefler var mı? Bunları analiz etmemiz lazım. 2018 yılında yine bunu Google'dan taradığınızda göreceksiniz. 2018 yılında New York Times'ın yayınladığı bir Türkiye haritası var. Lütfen yazın Google'a. 2018 New York Times Türkiye haritası. Türkiye'yi 5 parçaya ayırmışlar. O haritada. Ermenistan'a bir kısmını bırakmışlar. Bir kısmına demişler ki Kürt devleti. Bir kısmına demişler ki Konstantinopolis yönetimi. Konstantinopolis yönetimi diye bir bölge tanımlamış New York Times. İnanabiliyor musunuz? İstanbul alıyor yani bizden. Ya bakın işte kaynaklar ortada. Bırakın bizim
jeopolitik meselelerdeki tavrımızı, işte Yunanistan'la Adalar Denizi meselemizi, Doğu Akdeniz'deki meselemizi, Libya'daki meseleyi, Suriye'deki meseleyi, bırakın Azerbaycan'ı, ulusumuzun içinde, milli sınırlarımızın içinde bile bizi bekleyen, bizi farklı alt statülerle, de facto belki yerel yönetimler kamuflajıyla paramparça edecek bir sürece doğru götürür bu masa. Biz evet. Allah korusun. Hocam şimdi ama, siz... ama şunu da söyleyebilir evet. miyim? Bak yine bunu bir siyasal iletişimci olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet siyasi tarihinin bir rekortmenidir. Kemal Kılıçdaroğlu kadar çok seçim kaybedip, 12 seçim kaybedip hala bir seçime aday olabilen dünya siyaset tarihinde başka bir örnek yok. Evet. Hiç kuşkusuz 13. kez yine kaybedecek. Bu sefer tarihin, siyaset tarihinin raflarında, tozlu sayfaların arasındaki yerini alır. Cumhurbaşkanımız seçimi rahat bir şekilde kazanacak. Evet. 52,5 ve üzerinde bir oy oranıyla kazanacak. Ama biz hiç rağbete kapılmadan, her bir kalbin kıymetini, her bir oyun kıymetini bilerek evet. sahada tüm konsantrasyonumuza çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Ya hocam şimdi tabii şöyle de bir durum var. Yani son zamanlarda vatandaşın içinde bulunduğu bazı sıkıntılar var. Yani ekonomik sıkıntılar var, bir takım sıkıntılar var. Ve bunun kurtuluş reçetesi olarak Türkiye'de iktidar değişikliği olması gerektiğini düşünen kitlenin sayısı da az değil. Ama anlattığınız meseleler de inanılmaz önemli. Yani AK Parti ya da Cumhur İttifakı burada nasıl bir stratejiyle milleti ikna edecek, ikna ediyor olacak? Yani insanlar bir tarafta geçim sıkıntısı yaşıyorlar, bir tarafta da bir takım zorlukların içerisindeler. Tabii bunun değişik çeşitli sebepler olabilir. Dünyadaki gelişmeler olur, ne bileyim bir takım çıktılar olabilir. Yani ülkemize operasyon yapmaya çalışan bazı odakların ekonomik operasyonlarının sonucu olabilir vesaire. Sonucu ya da nedenini bilmiyorum ama hani bu konuda yorum yapacak biri değilim. Fakat bu arayışı, yani bunu nasıl bertaraf edecek AK Parti? Cumhur İttifakı nasıl çıkacak vatandaşa sizin anlattığınız meselelerin işte diğerlerinden daha önemli olduğunu nasıl ikna edecek? Şimdi Türkiye'ye defalarca kez ekonomik, uluslararası ekonomik operasyon gerçekleştirildi. Defalarca kez defalarca yöntemlerle. 17-25'i biliyoruz, Gezi'yi biliyoruz, 15 Temmuz hain girişimini biliyoruz. Daha sonra dünyanın küresel yaşadığı krizler de ortaya çıktı. Pandemi krizi ortaya çıktı. Bir arz ve lojistik sorunu ortaya çıktı. İşte çip krizi ortaya çıktı. Bir Rahip Branson travması yaşadık. Amerikan Başkanı'nın bizzat ülkemiz ekonomisini hedef alan attığı tweetleri hepimiz yaşadık. Şimdi geldiğimiz noktada bir iktidarı hırpalamak isterseniz, seçmen gözünde zayıflatmak isterseniz ve bunun için yeterliliğiniz de varsa uluslararası güçler olarak, özellikle para trafiğini yöneten makro güçler olarak uygulamanız gereken tek bir yöntem var. O da bazı ince yöntemlerle tabii ekonomik türbülans yaratmak. 30-40 yıldır Türkiye'de hep kar eden, kar rekoru kıran firmalar son birkaç yıldır ülkede zarar edip sermayesini başka ülkelere kaydırmaya çalışıyorlar gibi bir algı da var. Yani. Şimdi Emin Bey, ekonomiden çok iyi anlamanıza gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim. Son bir aydır borsamızın, İstanbul Borsası'nın yaptığı hareketleri bir inceleyin. Son bir aydır. Ya bir borsa bir gün %5 düşüp, ertesi gün %5 çıkıp, ertesi gün %6 düşüp, ertesi gün %2 çıkıp %10 düşebilir mi? Yani para psikolojisini incelediğinizde bireysel yatırımcı bunu yapmaz. Bunu ancak balina diye tabir edilen, borsada milyarlarca TL'yi işte birer tuşa basarak yönetebilen ekonomik güçler bu hareketi yaratabilir. Manipülatif faaliyetler mi diyorsunuz? Yani sürekli ekonomimize yönelik seçim dönemini hedef alan, psikolojiyi bozmaya çalışan bir ekonomik girdaba sürükleyen güçlerle karşı karşıyayız. Fakat şöyle bir şey var, Türk milleti çok büyük zorluklara göğüs germiş bir millettir. Biz Kurtuluş Savaşı'nı hangi imkanlar içinde yaptık? Hangi milli duygularımız bizi nasıl motive etti de bizden fersah fersah teknolojik olarak da, ekonomik olarak da, insan gücü olarak da güçlü devletleri biz Anadolu'muzdan sildik, süpürdük, sınır dışı yaptık. Biz böyle bir milletiz. Biz cefakar bir milletiz. Dayanırız. Ama
bir buçuk aylık bir travma süreciyle bu memleketi yıldırma, bu milleti yıldırma noktasında ümit içinde olanlar çok yanılıyor. Allah'a şükürler olsun. Bugün İHA'larıyla, SİHA'larıyla, bugün işte TCG Anadolu isimli Türkiye'nin en büyük deplasmana sahip gemisini, biz uçak gemimizi denize çıkartmış bir milletiz. Dünya askeri tarihine yeni bir doktrin hediye etmiş bir milletiz. Kendi tankını yapan, kendi arabasını yapan bir devletiz. Nükleer enerji santralini yapan bir devletiz. Hava yolları ortada, kara yolları ortada. Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamını bir tarafa alın, son 20 yılı bir tarafa alın, devletimize hiçbir zaman bu kadar yüksek yoğunlukla yatırım yapıldığı bir dönem olmamıştı. Biz altyapımızı iyileştirmek anlamda son 20 yılda dünyanın başka hiçbir ülkesinde göremeyeceğiniz düzeyde çalışmalar yürüttük, evet. Kaynaklar ayırdık ve bunların meyvelerini de topluyoruz. Fakat geçici bir ekonomik kriz suni olarak, soyut olarak yaratılmış ekonomik kriz noktasında tabii ki hepimiz biraz mağduriyet yaşadık. Ama bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan özellikle maaş iyileştirmeleriyle, özellikle asgari ücretli memur kesiminin, emekli kesiminin maaş iyileştirmeleriyle güzel bir mücadele programı ortaya çıkardı. O anlamda rahatız, o anlamda daha da rahatlayacağız. O anlamda hepimizin 2023'ten sonra bambaşka bir Türkiye yüzyılına hazırlandığımız psikolojiyle de motive doluyuz. Geçici travmalar üzerinden, geçici sıkıntılar üzerinden majör değerlendirmeler yapmak, evet, doğru olmaz. Hocam işte yazdığınız onlarca bilimsel makale var, işte kitaplarınız var vesaire var. Siz entelektüel anlamda dünyayı okuyan, işte kendi alanınızda uzman, yani siyasal iletişim alanında uzman bir bireysiniz, bir kişiliksiniz. Fakat tabii akademik çalışmalarınızın yanı sıra pratik sonuçlarınız da oldu. Özellikle son 3-4 yıldır tam hatırlamıyorum. Aydın'da İl Kültür Turizm Müdürlüğü de yaptınız. Bürokratik deneyiminiz, akademik çalışmalarınız nasıl destekledi? Yani bürokratik deneyimden sonra siyasete, akademiye, işte dünyaya bakış açınız nasıl değişti? Öncelikle tabii 20 yıllık akademik kariyeriniz var. İşte 40'tan fazla bilimsel çalışma yapmışsınız. İşte 7 civarında kitabım var. Çok sayıda makalem, sempozyum, bildirimim var. Milli öğrenciler yetiştirdim. Binlercesini yetiştirdim. İletişim bilimleri doçentiyim. Fakat üniversitelerde üst düzey yöneticilik görevleri yapmama rağmen, neredeyse tüm kademelerinde üniversitelerin görev yaptım, rektörlük makamı hariç. Devleti tanıyamıyorsunuz. Çünkü devletin çalışma dinamiklerini bilmek, bakanlıkları, genel müdürlükleri, siyaset ve devlet ilişkisi, il müdürlükleri, valilikler, bunları bilmek, o güç mesafelerini tanımak, iş ve işlemlerin takibindeki kritik makamları analiz edebilmek, öğrenebilmek başka bir deneyim alanı. Ben 3 yıl İl Kültür Turizm Müdürlüğü yaptım. Özellikle devleti tanımak noktasında çok önemli bir hafıza edindim. Özellikle siyaset, bürokrasi ve devlet arasındaki ilişkilerin dinamiğini, motorunu çözümlemek açısından çok güzel bir deneyim elde ettim. Fakat başka bir şey daha kazandım. Bugün bu konuda iddialıyım, mütevazi olmam. Aydın turizminin güçlü zayıf yönlerini, fırsatlarını, tehditlerini benden daha iyi bilen bir hafıza olduğunu düşünmüyorum. Ben bu noktada memleketime İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün güç çerçevesinin izin verdiği noktada önemli hizmetler ürettim. Rekorlar kırdık. Değil mi? Bunu sayısal destekleyen bir takım sonuçlar var. Ben göreve geldiğimde 2019 yılı Aydın turizm tarihinin ziyaretçi rekorunun kırıldığı yıldı. 1.6 milyondu pandemi öncesi yıl. Pandemi süreci sonunda 2022 yılında 1.6 milyon rekoru ikiye katladık. 3.2 milyon turist soktuk bu memlekete. Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla. Dünyada turizm mi büyüdü hocam? Turizm hayır. Gelişti. Türkiye 2019 yılında 52 milyon turist getirmişti Türkiye'ye. Dünya dördüncüsü olmuştu. 2022 yılında da Türkiye'ye 52 milyon turist geldi. Rekorunu tazeledi Türkiye. Yine dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri oldu. Biz Türkiye'nin 2019'da ve 2022'de sabit rakamları tutturduğu yıl 2019 istatistiğimizi ikiye katladık. Ben göreve geldiğimde 11 arkeolojik çalışmamız vardı. Geçtiğimiz 15 gün önce görevi teslim ederken
19 arkeolojik çalışmayla görevi teslim ettim. Bırakın Türkiye'yi, dünyanın en çok arkeolojik çalışma yürütülen ili olduk. Yine dünyada başka hiçbir turizm şehri, Barcelona, Madrid, Budapeşte, Viyana aklınıza neresi gelirse gelsin, 2019 istatistiklerini yakalayamadı bile. Biz ikiye katladık. Tabii ki bunun bir hikayesi var. Tabii ki bunun bir nedeni var. Kendiliğinden ortaya çıkmış bir sonuç değil bu. Hem arkeolojik çalışmalarımızda kırdığımız rekorlar, hem turizmde kırdığımız rekorların bir hikayesi var, bir nedeni var. Burada yönetsel bir iradenin sonucu var. Bu anlamda görevimi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Şey vardır ya hocam, böyle klasik bir söylem vardır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tüncer olarak, yani ortaya çıkan bu sonuç siyasetle nereye gider? Siyasetçi Umut Tüncer'in bu anlamda işte o sektöre, turizm sektörüne, yani işte turizm anlamında şehre vaatleri neler? Şunu söyleyeyim, ben daha güçlü pozisyonlarla çok daha güçlü etkiler çıkarabileceğime eminim. Özellikle dediğim gibi devleti tanımanın, devletin çalışma pratiğini, çalışma nüanslarını keşfetmenin burada korkunç bir faydası var. Ben memleketimi omuzlayıp daha yukarı taşıyacağıma, taşıyabileceğime adım gibi eminim. Tabii 2023 hem benim ortaya koyduğum plan açısından kendi adıma kritik bir tarih, ama devamında 2024'ü de unutmamak lazım. 2023 ve 2024 Türkiye yüzyılını yaşayacağımız önümüzdeki süreçte, Aydın yüzyılını da inşa edeceğimiz yani fırsatları hazırlıyor. 2023 Türkiye için inanılmaz önemli, ama 2024 de Aydın için o kadar hayati mi diyorsunuz hocam? Son derece hayati. Yani dediğim gibi biz Türkiye yüzyılını yaşayacağız. Bundan yana hiç şüphemiz yok. Aydın yüzyılında yaşamak zorundayız. Bundan sonra 2023'ten itibaren konsantrasyonumuzu bütünüyle 2024 Aydın vizyonuna ayırmak zorundayız. Hocam şimdi şey vardır, hani turizm için hep şey denir, yani hani bacasız fabrika, işte döviz getirmenin ne kadar önemli olduğunu daha böyle ilkokulda falan öğrenmeye başlıyor bizim vatandaşımız. Ve yerel seçimlerde en ufak bir ilçenin belediye başkanının bile vaatlerinin arasında mutlaka ilçeye turist çekmek gibi bir vaat oluyor. İşte turist çekeceğiz, işte daha çok tarhana satacağız, daha çok köfte satacağız, ne bileyim işte daha çok kendi ürünlerimizi şey yapacağız. Yani turizmden hak ettiğimiz payı alacağız vaadi. Çok küçük bir kasabanın, şimdi kasabalar kalmadı bizim bölgemizde, ama belediye başkanının bile vaatlerinin arasında yer alır. Ben 25 yıllık bir gazeteci olarak hafızamda hep bunlar tutar. Yani en büyük belediye başkanı adayından tutun, en küçüğüne kadar hep böyle daha çok turist getirmek, turizmden daha çok pay almak gibi vaatler var. Ve bunların birçoğu da gerçekleşmez. Yani siz turizm olarak Aydın turizm rakamlarını ikiye katlamış bir organizasyonun yöneticisi, lideri olarak siyasette bunun başarılabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bunlar vaatte mi kalır, yoksa hayata geçer mi? Geçerse nasıl geçer? Mümkün. Rasyonel adımlarla bunları hayata geçirmek mümkün. Tabii memlekete turist getireceğim dediğinizde yerel yönetici olarak bunun içini doldurmak için memleketi hazırlamanız lazım. Yani hazır olmamış bir ürünü ambalajlayıp pazarlayamazsınız. Bu bir ürün yönetim yolda süreci. Yolda kokar. Tabii ki önce ürünü hazırlamanız lazım. Bir şehrin içine turist sokabilmek için, yani biz şimdi Aydın'da turist rakamlarımızı ikiye katladık. Hangi yöntemle katladık? Tatil turizmi yöntemiyle katladık. Tatil turizmi potansiyelimiz Kuşadası ve Didim'de yoğunlaşmış durumda. İşte deniz, güneş, kum dediğimiz bizim turizm konsepti bu. Tatil turizmi bizim olgunlaşmış bir ürünümüz. Buradan yola çıkıyoruz. Ama şehir içinde turizm dediğinizde burada artık farklı alt başlıklara yöneliyorsunuz. Kültür turizmi, sağlık turizmi gibi başlıklar burada ortaya çıkıyor. Doğa turizmi gibi farklı başlıklar ortaya çıkıyor. Şimdi siz kültür turizmi noktasında şehri hazırlamak için inisiyatif almazsanız, bu vaadi ortaya koyduğunuzda açıkçası sadece gerçekleşmesi mümkün olmayan bir kandırma yöntemine dönüşür bu. Seçmen kandırma yöntemine dönüşür. Şimdi mesela 19 arkeolojik çalışma yaptığımızı söyledim. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapılan iliz dedim. Şimdi bir örnek vereyim size. Kıssadan hisse yapın diye söylüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yapılan, yürütülen 13 arkeolojik çalışmaya ortalama 8 milyon TL destek verdi. 8 milyon TL. 13'e 8. Mesela Laodikya Antik Kent Kası, Pamukkale bir ilçe belediyesi.
Laodike 2,5 milyon TL destek verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3 çalışmaya 15 milyon TL destek verdi. Biz 19 çalışmaya Büyükşehir Belediyesi'nden ne kadar nakit destek aldık biliyor musunuz? Bu rakamlara göre 19'a bir 25-30 milyon almışsınızdır diye düşünüyorum hocam. Ben de öyle umuyordum. 190 bin TL. 190 bin lira. Onun neredeyse tamamı, 180 bin lirası Nüsa Antik Kenti'ne verildi. Sultanhisar'daki. Sultanhisar'da. 10 bin lirası, 10 bin lira Kadıkalesi kazımıza verildi. Evraklar benim önüme geldi. Baktım rakama 10 bin lira. Hocam. Şimdi rakamı gördüm. Yani içimde böyle bir yanardağ patladı. İmzalamasan, kabul etmesek başka bir manipülasyona yol açacak. İşte para verdik almadık diyecek. Ya 10 bin lira. Kazı çalışmasına verdikleri destek bu. Meclisten bu kararı geçirip bir de bunu bazı gazetelerden Büyükşehir Belediyesi'nden kazılara büyük destek başlıklarıyla okudum. 10 bin lira verdiler, PR'ına 1 milyon harcadılar diyorsunuz yani. Ya inanılır gibi değil. Şimdi devletin hiçbir şeye de ihtiyacı yok bakın. Biz her kazıya ortalama 500 bin lira 500 bin lira civarında kaynak ayırıyoruz. Personeliyle, maddi giderleriyle, adamlamasıyla, işte restorasyon çalışmaları. Biz tabii ki kazılar uzun soluklu, hassas çalışmalar. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz, yapacağız. Ama yerel yönetimlerin burada katkı sunması süreçleri hızlandırır, motivasyonu arttırır. Biz Aydın'da hiçbir zaman bu desteği alamadık. Evet. Dolayısıyla evet, kültür turizmini harekete geçirebilirsiniz. Evet, şehirde turist hareketi yaratabilirsin ama bunu gastro turizmle, işte antik kent turizmiyle, güzel ama yani sağlık turizmiyle bunu desteklemek zorundasınız. Burada majör yük yerel yönetimlerde. Biz ancak destek enstrümanı olabiliriz. Maalesef yerel yönetimlerden, özellikle Büyükşehir Belediyesi anlamında söylüyorum, ifade ediyorum, hiçbir olumlu aksiyon görmedik. Evet. Şimdi hocam tabii ben şehrin turizm dışında başka dinamikleri olduğunu da düşünüyorum. Siz tabii o alanda uzmanlaştınız, son yıllarda o alanda çalıştığınız için turizmi konuşuyoruz. Fakat Aydın'ı nasıl görüyorsunuz? Yani Aydın böyle hani yalanın efendisi diye tanımlansa da Herodot'un çok sevdiğimiz cümlesi var. Diyor ki gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. İşte demokrasi şehit Adnan Menderes'in memleketi gibi böyle çok sayıda güzellemeye maruz, güzellemeye matuf diyelim bir şehir aslında Aydın ama siz şehri nasıl buluyorsunuz? Ben şehirde yaşayan bir gazeteci olarak mutlu değilim yani Aydın'ın hem ülke genelindeki bulunduğu pozisyondan hem yereldeki şeyin. Siz Aydın'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasetçi Umut Tuncer olarak Aydın'ın değişmesi ve dönüşmesi için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hepimizin hemfikir olduğu bir şey var. Aydın layık olduğu yerden çok uzakta. Negatif anlamda çok uzakta. Ben çocukluğumda Aydın'da Aydın'ın Ege'nin incisi olarak tanımlandığı bir hayatı biliyorum. Kuşadası'na gittiğimizde, Kuşadası'nda işte Türkiye'nin en özel tatil ilçelerinden biri olduğunu, oradaki anılarımı biliyorum. Evet. Denizli'ye gittiğimizde, Aydın'dan Denizli'ye geçerken köye gidiyormuş gibi bir hissiyata uğradığımızı biliyorum. İzmir, Aydın ve diğerleri vardı Ege bölgesinde. Şimdi geldiğimiz noktada Aydın, bırakın Denizli'yi, artık Denizli'yi saymıyoruz. Manisa, Kütahya, Isparta, Uşak, Afyon bölgedeki tüm illerin maalesef çok uzağında, çok gerisinde kaldı. Bu iller ilerlerken biz yerimizde bile saymadık. Geri geri geldik. Ya bir örnek vereyim size. Sayın Cumhurbaşkanımız işte 2 ay önce Aydın'daydı, 2-2,5 ay önce. Ben hani kıyafetlerin bir psikolojisi vardır. Cumhurbaşkanımız geliyor, kendimi iyi hissetmek için bir kıyafet almak istedim. Aynı mesele, ben milletvekili aday adaylığı açıklamamı yapacağım toplantıda da başıma geldi. Kıyafet almak istedim. Şimdi kıyafet alacaksınız Aydın'da, ne yapacaksınız? Foruma gittik. 3 tane AVM'ye, 3 tane mağazaya girdim. Yani istediğim içime sinen kıyafeti bulamadım. Ne yaptım? Atladım arabaya, İzmir'e gittim. İzmir'de yaptım alışverişimi. Bizi İzmir'e mahkum ettiler. Sosyal alanlarla, sosyal donatılarla, hafta sonu evde çoluğum çocuğum baba gezmeye gidelim dediğinde, eşim gezmeye çıkalım dediğinde aklımıza seçenek gelmeyen bir şehre bizi mahkum ettiler. O yüzden diyorum, 2023 Türkiye yüzyılı, 2024'te de Aydın yüzyılını yaratmak için. 2019 yılında kaçırdığımız tarihi fırsatı,
inşallah 2024'te telafi etmek için hep birlikte kenetleneceğiz. Sarsılmaz bir güç birliği oluşturacağız ve Aydın'ı hızla, yürüyerek değil, koşarak layık olduğu seviyeye taşıyacağız. Yeniden Ege'nin incisini inşa edeceğiz. Evet. 2019'da kaçırdığımız tarihi fırsatın rövanşını 2024'de alacağız inşallah. Evet. Hocam siz aslında şunu diyorsunuz. Biz genel seçimle ilgili bir sıkıntımız, problemimiz yok. Genel seçimde zaten seçimi kazanıyoruz. Aydın'daki beklentiniz ne? Mesela siz Türkiye genelinde az önce örnek verdiniz. 52,5'un üstünde oy bekliyorum dediniz Cumhurbaşkanı. Aydın'la ilgili beklentiniz nedir? Aydın'da ne olur genel seçim sonuçları? Aydın'da son seçimde Sayın Mustafa Savaş 299 bin oy aldı. Özlem Hanım 370 bin civarında, 369 bin oy aldı. Ortalama bir 35 bin kişilik seçmen tercihinde farklılık ortaya çıksaydı bugün Mustafa Savaş Bey Büyükşehir Belediye Başkanımız olacaktı. Aydın'da bambaşka bir tarihi yaşamış olacaktı. HDP'nin blok desteği de vardı Özlem Çarşı. Hani millet, mesela Millet İttifakı komple aday çıkartmadı. İyi Parti aday çıkartmadı. Her parti kendi adayıyla gitseydi ben Özlem Çerçioğlu'nun anketlerini biliyordum. Özlem Çerçioğlu'nun yaptırdığı anketlerde her parti kendi adayıyla gitseydi Özlem Hanım seçimi kaybediyordu. İttifaklar kendi adayı gösterdi. Bir de ittifakların dışında HDP aday çıkarmayarak blok Özlem Çerçioğlu'nu desteklediği için bu sonuç çıktı diyebiliyorum ki sizin de böyle bir analiziniz de vardı yani. Ya bakın, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben o dönemde kamuoyu araştırmalarını yürütüyordum. İttifak sistemi olmasaydı Mustafa Savaş Beyefendi seçimi zaten rahat rahat kazanırdı. Farkla kazanırdı. Şimdi geldiğimiz noktada Özlem Çerçioğlu'ndan büyük bir bıkkınlık, büyük bir yılgınlık var kamuoyunda. Ben 3 yıl vilayet müdürlüğü yaptım. Üst düzey bir bürokratıydım ilin. Yine çok sayıda önemli toplantıya katıldım. Çok sayıda önemli etkinliğe katıldım. 3 yıllık bir vilayet müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'yla kaç kere karşılaşır? Yani yılda en az 50 kez karşılaşırsınız. 150-200 kez karşılaşmışsınızdır. Ben de öyle bekliyordum. Ama ben Özlem Hanım'la 3 yılda 3 kere karşılaştım. Özlem Hanım sahada yok. Özlem Hanım toplantılarda yok. Özlem Hanım karar alımları... Özlem Hanım yok zaten. Özlem Hanım bitmiş tükenmiş ruh halini ve enerjisini topluma yansıttı. Özlem Hanım'a karşı büyük bir bıkkınlık var. Şehirdeki yaşam standartlarından çok büyük bir şikayet var. Trafik sorunumuz, çevre kirliliği sorunumuz, yapılaşma sorunları, sosyal donatı eksiklikleri, yaşam alanı eksiklikleri, nefes alamıyoruz. Evet. Bu noktada deniz bitti denir ya, Özlem Hanım kredisi zaten bitmiş. Dolayısıyla bu bıkkınlığın, bu yılgınlığın neticesinde hiç şüphesiz biz Türkiye yüzyılında, Aydın yüzyılında inşa edeceğiz. Hocam siyaset, siyasi süreciniz nasıl gidiyor? Şimdi siz aday adayısınız. İşte burada aday aday olduktan sonra teşkilatları dolaştı aday adayları sizin partinizde. İşte bir temayül yoklaması yapıldı. Sonra genel merkeze mülakata falan çağrıldınız. Süreç nasıl gidiyor? Aday adaylı süreciniz nasıl gidiyor? Tabii yapılması gereken didaktik bazı aşamalar var. Onlardan biri işte teamül süreciydi. Biri mülakat süreciydi. Temayül öncesi biz ben tüm teşkilatlarımız tamamını da gezdim. Çok büyük bir teveccühle de karşılaştım. Teşkilatlarımız sahip çıktı, destek oldu. Yani özellikle o anlamda tabandan aldığım destek beni çok mutlu ve onure etti. Tabii sonuçları bilmiyoruz. Temayül sonuçları yayınlanmıyor. Onlar partimizin yürüttüğü arşiv çalışmalar. Mülakatlarda Sayın Mehmet Öseseki Beyefendi Başkanımız başkanlığında bir komisyon vardı. O komisyon da ilgili sorularını bize yöneltti. Biz cevaplarımızı ilettik. Kendimizi tanıttık. Bundan sonra süreç Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderilen çalışmaların neticesinde alınacak kararla ilişkili. Sanıyorum 9 Nisan günü YSK'ya teslim edecek. 10 Nisan günü de açıklanacak sonuçlar. Sonuçları bekliyoruz. Buna konsantreyiz ama bunlar formel olarak ilerleyen aşamalar. Bir de bizim kamuoyunda yürüttüğümüz çalışmalar var. Ben özellikle ruh hali olarak, tarz olarak zaten toplumla bir araya gelmeyi seven biriyim. Özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan gruplarımızla bir arada olmayı seven biriyim.
sağ çalışmalarımızı aralık vermeden, frene basmadan sürdürüyoruz. Temas ediyoruz, görüşüyoruz, gönülleri alıyoruz. Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi 2023 seçimlerinden yana hiçbir kaygımız yok ama her bir ferdin, milli duygulara haiz her bir ferdin sahada her bir kalbin, her bir oyun kıymetini bilerek mücadele etmesi lazım, temas etmesi lazım, gönül köprüleri oluşturması lazım. Bu anlamda üstümüze düşeni biz sahada gerçekleştirmek için tam güç, kendimizi adamış bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Hocam tabii ben medyayı da takip ediyorum. Süreçte aday adaylığınızın anladığım kadarıyla AK Parti'de bütün adayların bir birinci tercih oluyor. Ben Aydın Milletvekili adayımdım. Bir de ikinci tercihiniz oluyor. İkinci tercihiniz üzerinden yürütülen, ne bileyim annenizin Aydınlı, babanızın Urfalı olmasından mütevellit böyle yürütülen bir takım sizinle ilgili olumsuz kampanyalar da yürütülüyor. Ben tabii bunu objektif baktığımda diyorum. Yani sizi anladığım kadarıyla birileri tehlike olarak görüyor şehirde. Neticede bu şehirde siyasi rakipleriniz var. Şehirde çok ciddi bir şekilde gördüğümüz, vesayet diye tanımladığımız bir kurum var. Şehrin bir vesayet var. Bir her partiye sirayet etmiş, kolları her partide olan bir vesayet sistemi var. Bir takım medya odakları böyle çok ciddi manada sizinle ilgili manipülatif çıkışlar yapıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu değerlendiriyorum. Açıkçası siyaset diyalektik bir şeydir. Siyaset zıtlığa dayanır. Zıtlığıyla kaimdir diyorsun. Kesinlikle. Yani bu kadar dediğiniz gibi ben de bunu görebiliyorum. Risk değerlendirilen bir faktöre dönüştüysem siyasal denklem içinde mutlaka hırpalamaya çalışmak isteyen güç odakları çeşitli talimatlarla hareket eden bireyler de olur. Bakın bunun önemi yok. Bunların evet. Bir önemi. Ben Aydınlıyım diyorum. Aydın'ın çocukluğumu Aydın'da yaşadım. Hocam daha iyi bir malzeme yok mu? Neticede siz 3 yıl kültür müdürlüğü yaptınız. Bak onca ihale yapmışsınızdır. Kurumunuzda onca şey vardır. Ne bileyim aldığınız bir takım başka kararlar vardır. Onca yani aslında size muhalefet etmek için çok ciddi malzemeler olması gerekir diye düşünüyorum baktığınızda. Niye böyle çok basit mevzular? Hani böyle ya vay efendim ikinci tercihi, vay efendim bilmem bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın şimdi. Yani yok mu abi sizinle ilgili malzeme yok mu yani? Yok. Allah'a çok şükür olsun. Biz elimize, dilimize, belimize, cüzdanımıza çok iyi sahip çıkmış insanlarız. Bu kültürle, bu şiarla yetiştik. Ne güzel ifade ettiniz. 3 yılda ben onlarca ihale yaptım. Hepsi şeffaf, hepsi ortada. Bir kuruş devletimizi zarara uğratacak bir faaliyeti tespit edersem oraya açıkçası elimden gelen tüm kuvvetle, tüm baskıyla orayı yerle bir ederim. Örneğin yakın zamanda yine yaşadığımız bir müzedeki meseleyi biliyorsunuz. Evet. Yani biz tespit edersek eğer milli olmayan bir davranışı, devletçi olmayan bir tutumu oraya kabus gibi çökeriz. Ruh halimiz bu. Şimdi mesela Türkiye TOK yaptı. Müthiş bir arabayı. İşte ilk sahiplerine ulaşmaya başladı araba. Bakın muhalefete. Ne der muhalefet? Yerli değil. Tasarımı İtalya'da yapıldı. Türkiye İHA yapmış. Dünyada savaş doktrini değiştirmiş. Küresel güçlerin oyun planlarını bozmuş. Evet. Milli birileri de o İHA milli değil, motoru Avusturya'dan geldi. Evet. Şimdi hocam şöyle bakıyorsun. Ben mesela bir şehirde yaşayan bir gazeteci olarak örnek veriyorum. İşte Özlem Çerçioğlu'nu eleştireceksem yüzlerce belge var, bilgi var, malzeme var, ihalelerle ilgili süreçler var, edimin ifası var. Sonra dönüyorum başka bir. Hani hemen hemen her partide birçok insan için çıkıp çok sayıda malzeme bulabiliyoruz yani. Yani iletişim akademisyeni olarak, bir iletişim bilimci olarak nasıl değerlendiriyorsun? Yani bilmiyorum, bana çok basit geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya hani bu eşyanın doğasına uygun eleştirmek zorundasın. Çünkü ideolojik kaygıların var, ekonomik kaygıların var. Eleştirme noktasında mecbur kaldığın bazı altyapıya sahip motivasyonların var. Nasıl eleştireceksin? İşte babası Urfalı. Babası Urfalı söylemi bile aslında ben Aydın seçmen profili açısından iyi bir ürün olduğumu düşünüyorum. Tüm seçmenimizin %25'i Doğulu, Güneydoğulu. Dolayısıyla babamla da gurur duyuyorum. Babam aynı zamanda Aydınların damadı. Aydın'da her evde
Büyükleri için bir kardeş, küçükleri için bir abi. Bugün çaldığı her kapıda evin oğlu gibi karşılanacak biri. Anadolu kültürünün sembol bir ismi. Allah'a şükür bize çok iyi bir miras bıraktı. Bizi de çok iyi yetiştirdi. Vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle dolu yetiştirdi. Şanlıurfalı bir babadan Germencikli bir anneden bir evlat olmaktan dolayı. Evet. Germencikli bir anneden bir evlat olmaktan dolayı ben gurur duyuyorum. Bu anlamda Anadolu kültürünü çok iyi temsil edebildiğime de inanıyorum. Sokakta bununla ilgili herhangi bir problem yaşıyor musun hocam? Yani sen ne işin var Aydın'dan Anadolu'yusun, git Urfa'dan Anadolu falan diyen bir tane vatandaş var mı size yani? Yok. Şimdi tabii bir haber biri yapınca bu konuda hani belki haberi yapan tarafından beklenti kamuoyunda bir algı yaratmak olabilir ama o iş öyle çalışmıyor. O işin matematiği öyle çalışmıyor. Hatta biz bu an şunu belki burada konuşmasak bunu duyanlar bile yok. Evet. Bunu fark edenler bile yok. O anlamda bu konu benim zayıf olduğum değil, güçlü olduğum bir yön. Nasıl hocam? Teveccüh nasıl? Yani siz neticede iletişime açık bir siyasetçisiniz diyeyim artık. Neticede akademisyenlikte de iletişime açıksınız. İşte bürokraside de çok iletişime açıktınız. Yani ben takip ediyorum. Ara ara sosyal medya hesaplarınıza bakıyorum. Birçok size yazılan yoruma cevap vermeye çalışıyorsunuz. Ne bileyim böyle çok iletişime açıksınız. Dönütler nasıl? Vatandaşın dönütü nasıl? Siz teşkilatlara dolaştınız. Tamam teşkilatlar teveccüh gösterdi. Vatandaştan ne gibi tepkiler geliyor? Mesela karşı cenahtan adam ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ya da ben İyi Parti'ye oy verdim ama hocam sizinle ilgili şunu düşünüyorum gibi dönüşler var mı? Kulağıma gelip fısıldayan o kadar çok insan var ki ben CHP'liyim. Eşim CHP'li. Ama oyumu size vereceğim. Bunu özellikle Didim ve Kuşadası'nda çok yaşıyorum. Şimdi turizm sektörüne işte su sporcuları, rehberler, otel yöneticileri, otel çalışanları baktığınızda problemleri, sorunları var. Onlarla ilgilenen, sorunlarını çözmek için çabalayan insanlara büyük bir teveccühle bağlanıyorlar. Yıllardır işte 3 yıllık süreç içinde benim onlar için aldığım bazen riski, gösterdiğim bazen olağanüstü gayreti gördüklerinde bir gönül köprüsü kuruldu. Bu insanlar kulaklarıma fısıldıyorlar. Allah kısmet ederse, siz aday olursanız oyumuz size diyorlar. Bu gurur verici bir şey, bu motive edici bir şey. Çocuklarımızın aileleri, engellilerimiz, yaşlılarımız, onların gönüllerinde bir yer edinebilmek tabii ki seçmen davranışına da yansıyor. Evet. Tabii ki bu anlamda büyük bir teveccüh var. Ben aslında bir yönüyle tüm partilerden, tüm ideolojik hareketlerle beslenen oy, siyasal seçmen davranışından tamamından oy bekleyen bir aktörüm. AK Parti'miz zaten benim genetik kodlarıma bile yansımış. Bir dava bilinciyle dolu olduğum bir ideolojik çerçeve. Fakat diğer partideki seçmenlerimizin de büyük bir teveccühünü görüyorum. Onların bana olan inancına, onların bana olan umutlarına sahip çıkmak noktasında kendimi adamış durumdayım. İnşallah adaylık sürecinde muvaffak olabilirsek, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse olağanüstü başarılı sonuçlara da imza atacağımızı düşünüyorum. Evet. Hocam, milletvekili adayı olmak için, aday adayı olabilmek için kamudaki görevinizden istifa etmeniz gerekiyordu. Siz Kültür Turizm Müdürü'ydünüz. Evet. Ama istifanızı üniversiteden verdiniz. Nasıl evet. oldu? Ben bir bilim insanıyım. Tabii iletişim bilimleri doçentiyim. Kültür Turizm Müdürlüğü görevimden ayrılıp üniversitedeki makamımdan, unvanımdan istifamı verdim. Dolayısıyla süreç olması gerektiği gibi yürüdü. Bu anlamda Allah kısmet ederse milletvekilliği olarak memleketime hizmet edeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görmez bizi başka bir noktada değerlendirmek isterse üniversitede milli öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğim inşallah. Aydınımıza destek verme noktasında çok farklı yöntemler var. Memleketimize destek vermek noktasında çok farklı yöntemler var. Milli öğrenciler yetiştirmek noktasında da üstümüze düşeni daha önce yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da yerine getireceğiz. Evet. Hocam süremizin de böyle sonuna yaklaştık. Son mesajlarınız neler olur? Yani Aydın halkına neler söylersiniz? Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Yaklaşık 55 civarında milletvekili aday adayı başvurusu oldu AK Parti'mize. Profili incelediğinizde memleketimiz Aydın'ın üst düzey yöneticileri, üst düzey entelektüelleri, organik siyasetçileri, kanaat önderleri noktasında büyük bir ilgi olduğunu gördük.
bu teşkilatımızın ilk günden bu yana dinamizmini korudu. İlk günden bu yana siyaseten cazibe merkezi olduğu, o pozisyonu muhafaza ettiğinin en net göstergesi. Her bir profil kendi içinde çok kıymetli. Çok kıymetli dava arkadaşlarımız aday adaylığı sürecinde inisiyatif aldılar, rol aldılar. Bu Aydın'ımız için o açıdan değerlendirdiğimde 2024 noktasında da bana büyük bir umut veriyor. Evet. Her ne olursa olsun 2024'te de Aydın'ımızın bu tarihi kötü kaderini kırdığımız bir miladı yaşayacağız. Makus talih denir ya. Maalesef öyle. Ama bu konuda ben çok umutluyum. 2023 açısından da kamuoyunda sosyal medyadaki manipülatif mesajlarla ya da bir takım medyadaki manipülatif mesajlarla AK Parti'nin kaybetmesine dair bir kanaat oluşma ihtimali açıkçası bence hiç yok. Kamuoyu demokrasi tarihimiz boyunca çok tecrübeli, evet, çok bilinçli, çok travmalar da yaşamış, olağanüstü gelişmeleri de yaşamış, deneyimli bir seçmenle oluşuyor. Deneyimli seçmenimiz biliyor. Türk insanı millidir. Bayrak, millet, devlet, İstiklal Marşı, evet, dediğimizde içimizde hangi duygular yaşanıyorsa sandık günü elimiz işte hangi adayı oylayacak noktasında beynimizle iletişime geçtiğinde elimize verilecek mesaj gayet net. Biz milli olanın yanındayız. Biz devletimizin yanındayız. Devletimizi de Allah'a şükürler olsun güçlendirmek, kalkındırmak için bunca yıllık mazimizle kendimizi ispat etmiş. Önümüzdeki yüzyılı da inşa edecek ideolojik hareketiz. Evet. Hocam size sürecinizde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Aydın İl Kültür Turizm Eski Müdürü, İletişim Akademisyeni AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mehmet Umut Tuncer'di. Mehmet Umut Tuncer'le aday adaylığı sürecine ilişkin Aydın'a dair hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.